Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golba.com ve Kayseri Ödülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bu arada diğer videoda söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu, bu, üstündeki tişört de Eneryum'un tişörtü. Ki üstündeki e, logomuzda yer alan şeyi görüyorsunuzdur. Kabartmayı görüyorsunuzdur. Fenerbahçe'mizde bugün e, Mavi Genel Kurul var. Ve bu genel kurul öncesinde İlker Arena'daki Mali kongre daha doğrusu Mali e, Fenerbahçe'nin bazı borçlarını öne sürmem gerektiği söyleniliyor. Yani diğer takımlarla birlikte bakalım taraftarın buna tepkisi ne olacak diye söylemem istendi. Bakın bakalım arkadaşlar. Yani kısa vadeli Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kulüplerin kısa ve uzun vadeli borçları en son açıklamaları 28 Şubat tarihli e, finansal raporlardan alınmıştır. Kısa vadeli borçlar bir yıl içerisinde ödenmesi gereken tutarlardır. Şimdi bakın bir yıl içinde Fenerbahçe 700 küsür Galatasaray'ın 1 milyar 391 ki en sıkıntılı sahasında Galatasaray'ın 5 Beşiktaş'ın 377 Trabzon'un 157 ama uzun vadeli borçlarla birlikte toplam borç miktarına bakılırsa yani 3 büyükler hemen hemen kafa kafaya Trabzonspor'da 3 büyüklerin yolundan gitmek üzere. Şimdi Fenerbahçe mali genel kurul için toplanıyor arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi, bak Fenerbahçe yönetimde maksediyorum. Ee, yönetimi üyeler 2022 mali genel kurul toplantısı için bugün bir araya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak genel kurul saat 10.30'da başlayacak arkadaşlar. Toplantı yönetim ve denetim Kurulu faaliyetler raporlarının okunmasından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak. Üyelerden onay istenecek. Yani denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek. Toplantı Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özel federasyonların delegelerinin seçimi ve sahil konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi maddesiyle sona erecek. Ben şunu söyleyeyim bir duyumum var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer Ali Koç ve yönetimi mali genel kurulda ibra edilmezse e, takım da olağanüstü kongreye çıkmazsa yani kısacası eğer Ali Koç'a yamuk yapılırsa Ali Koç da transfer hamlelerini buna göre değiştirecek ve kulübe sıkıntı verecek diye söylentiler var. Ama bunlar söylentiden ibaret ne kadar doğru bilmiyorum. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay çağrı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olağanüstü kongreye gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Ee, i̇şte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması. Kamuoyunun dikkatine. Ali Koç imzasıyla 5 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama ile ilgili aşağıda yazdığı görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Bilmenizi isterim ki görev yaptığımız dönemde dönemlerde camiamızın böyle... al oluyor lan? Bilmenizi isterim ki görev yaptığımız dönemlerde camiamızın böylesine ağır travmalar yaşadığı günlerin sonrasında olağanüstü genel kurula yönelik ya da olası adaylık ile ilgili bir açıklama yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Geçtiğimiz sezonun sonunda bu büyük travmayı camiamıza yaşatan Ali Koç ve yönetim kurulu arkadaşları iken hiç sorumlulukları yokmuşçasına yapmış oldukları aday çıkarsa genel kurula gideriz açıklaması 5 yıllık dönemlerinin adeta bir özeti olmuştur. Üstten bakan kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış. Kulübümüzün geleneklerinde olağan genel kurula bir yıldan daha uzun bir süre varken kulübü seçim sathi mahalline sokmak gibi bir gelenek 2018 yılına kadar olmamıştır. 2018 yılında yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce bir Konya maçımıza dakikalar kala kulübümüzü seçim mahalle mahalline sokmak, forma kombine almayın, maça gitmeyin şeklinde propagandalara ön ayak olmak, çanak tutmak, bu şekilde camianın bölünmesine sebebiyet vermek Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür. Bizim futbolatımızda kulübü olağan genel kurula bir yıl süre varken seçim sürecine sokmak gibi hastalıklı bir düşünce olmamıştır. Yönetime güvensizlik had safhada. Bir ses duyuyor gibiyim de. Bununla birlikte Kulübümüzün geleneğinde yaşanan büyük olumsuzluklardan ardından başkanların ve yönetimlerin güven oyu almak için genel kurula kendilerinden gitmeleri de vardır. Denizli'de kaybedilen şampiyonun daha 5 ay önce seçilen yönetim güven oyu almak için genel kurula gitmiştir. Nitekim Ali Koç da ilk kez o genel kurula yönetime girmiştir. Hatta bir FETÖ kumpası olan 3 Temmuz sürecinde iki arkadaşımızın üyelikleri için mahkeme kararı ile genel kurul toplanmasına karar verildiğinde de ben tüm yönetimi güven oyu almak için seçime götürmüştüm. Bunların hepsi yaşandı arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yok bilginiz olsun. Ben o günlerden çok daha güven tazeleme ihtiyacı vardı. Bugün o günlerden çok daha güven tazeleme ihtiyacı vardır. 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir. Takıma ve yönetime güvensizlik hat safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek, ve güven tazelemektir. İstenmediğim yerde durmam diye taraftara söz verenler daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır. Benim ve arkadaşlarımı hayali düşman olarak görmekten vazgeçin. Bu açıklama vesilesiyle mevcut yönetime sesleniyorum. Mevcut yönetim ilk gününden itibaren başarısızlıklarına, yetersizliklerine tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Benim beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin. Ben bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırılmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum belli Hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım yapmam. Bunu beni sanan herkes iyi bilir. Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak Fenerbahçe için her zaman söylenecek bir sözüm vardı. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar arasında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir. Bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur. Bak Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim ben bir seçim çalışması başlıyor diye ama hani bu şey değil diyeyim. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Bu kulüp tüzüğünün bu kulüp tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe'de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir. Yani Aziz Ali Koç olmazsa kimse kulübe maddi destek sağlayamaz sözü var ya bu dediğim gibi aylardır hatta yıllardır bu sözü söylüyorum bu palavra inanmıyorsunuz. Ayrıca bu söylem insanları Ali Koç'un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yönetmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Başkanlık yönetme becerisiyle, yüksek organizasyon yeteneğiyle, mevcut kaynaklar ile yapılabilecek bir görevdir. Türk spor tarihi paralı olmayan yüksek yöneticilik, beceri, yöneticilik becerisiyle büyük sportif başarılar elde etmiş başkanlarla doldur. Rahmetli Süleyman Seba bunun en güzel örneklerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 5 yılda Ali Koç'un tek başına milyarlarca lira verdiği bu sayede kulübün ayakta kalabildiği büyük bir yalan olduğu kadar aynı zamanda taraftarlarımıza yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Herkes neye odaklanıyor? Yıldız futbolcu, transfer, transfer. Buraya odaklanın, buraya, buraya. 5 yılda tek başına milyarlarca lira verdi, bu sayede kulüp ayakta kaldı. Bu palavradır diyor. Hadi Aziz Yıldırım. Evet, saygısızlıktır. Kulüp başkanlarının kulübe yaptığı hibeler her dönemde olmuştur ama hiçbir başkan bu kadar başarısızlığa rağmen buna tutunarak iktidarda kalma mücadelesi vermemiştir. Keza geçmişten günümüze kulübümüzün sponsorları olan büyük şirketler kulübümüzün büyüklüğü ve marka değeri ile bir birliktelik kurmuştur. Kulübe sağlanan sponsorluklar hiçbir zaman başkanların kendi şahsi katkısı olarak değerlendirilmemiştir. Haftalardır, aylardır, yıllardır söylüyorum. Herif sponsor oluyor. Sponsorluk ücreti veriyor. Diyor ki bakın ben cebimden verdim. Lan o zaman reklamını yapma. Aksi değerlendirmeler sponsorlarımıza yönelik büyük bir haksızlıktır. Bu tip değerlendirmelerden bir an önce vazgeçilmelidir. Fenerbahçe'yi yönetmek bu finansal sistemi yönetebilme kabiliyetine sahip olup sportif başarı elde etmek demektir. Bu 5 yıllık süreçte taraftarlarımız kulübümüze Ali Koç tarafından sağlanan maddi desteğin kat be kat fazlası bir desteği hem takımlarımızın maçlarına gelerek hem ürün satın alarak hem de Fenerol, Mesutol gibi kampanyalar yoluyla sağlamıştır. Taraftarlarımız tarafından sağlanan bu değerli destek ile birlikte bizim dönemimizdeki futbolcuların satışlarından elde edilen konservis gelirleri futbol AŞ'nin bedelli sermaye arttırımı ve amatör şubelerden gelen vergi iadesi desteği düşünüldüğünde 100 milyonlarca euronun sayısız teknik direktör ve futbolcuya çarçur edilmesinin tek sorumlusu Ali Koç ve yönetimidir. Başlattı Blackbird. Ali Koç tarafından sağlanan maddi destek, varlığı inkar edilemez başarısızlığın eleştirilmemesine bir gerekçe asla değildir. Fenerbahçe yönetmek demek kulübü salt para girişi yapmak değil, tüm bu finansal sistemi doğru yönetebilme kabiliyetine sahip olup sportif başarı elde etmek demektir. Bir kere daha ifade et, etmek isterim ki, Fenerbahçe spor kulübü hiç kimsenin, hiçbir şirketin, vakfın, derneğin, ailenin, sosyal oluşumun malı değildir. Fenerbahçe halktı, Fenerbahçe halkındır. Hep de öyle kalacaktı. Bugün geçiştirmek istediğiniz güven tazelemek için almanız gereken olağanüstü genel kurul kararı bir müddet sonra alınmış olsa bile kulübe telafizi kabil olmayan zararlar verecektir. Yönetimizin, yönetiminizin kalan bir yıllık süresince takıma, teknik ekibe ve yönetime tam destek ancak genel kurulun vereceği güven oyu ile mümkün olabilecektir. Tarihimizde bunun pek çok örneği vardır. Kişisel kaygılar ile kulübün zararına olabilecek bir kararı almayın. Kulübümüzü derhal olağanüstü genel kurula götürerek güven uyalın. 5 yıl önce uyarıda bulunduğum konuların bugün aynen gerçekleşmiş olmasını görmek de beni üzüyor. Takımımızda bak çok güzel bir nokta, muhteşem bir nokta, enfes bir nokta haftalardır bas bas bağırdığım nokta. Takımımızda Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve benzeri gibi yetenekleri kaybetmeyip elinizde tutun. Tıpkı 2021 yılında söylediğim gibi bunların yanına geçmişte olduğu gibi yeni Alexler, Roberto Carloslar, Anelkalar, Hoydonklar, Ortegalar, Abbiahlar, Pampersiler kısaca dünya çapında yıldızları katın. Bir yıl sonra da üzülmemek, kulübün zarara uğramaması, zaman kaybetmemesi için bütün bu söylediklerimi dikkate alın ve gereğini yapın. Son 5 yılda kazandığımız tek kupa olan Türkiye Kupası şampiyonluğu için futbol takımımızı kutlarım. Onunla birlikte. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hedefi ve vizyonu Türkiye Kupası finale asla olmamıştır. Olamaz. Maddi ve manevi değerini yıllar önce yitirmiş bir kupa organizasyonunun finalinin kazanılması Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan ve yönetiminin 5 yıllık kötü icraatları için kurtuluş ümidi asla olamaz. Fenerbahçe taraftan da kazanılmış, Fenerbahçe tarafından kazanılmış ya da kaybedilmiş bir Türkiye Kupası organizasyonu neticesiyle muhasebe yapmayacak kadar büyük bir taraftarı vardır Fenerbahçe'nin. Ali Koç'un hayal ettiği Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Kupası mı? Üzülerek söylemem gerekiyor ki bizler Ali Koç'un hayal ettiği Fenerbahçe'nin hedefinin Türkiye Kupası olan bir Fenerbahçe olduğunu görememişiz, anlayamamışız. Fenerbahçe gibi bir çınalın tek bir dalına zarar gelmemesi için maddi ve manevi birçok kaybı göze alarak bir yıl hapis yapmış. Şahsım ve yol arkadaşlarım adına bu satırları tarihe bir not olarak düşmeyi görev kabul ediyor. Mevcut başkan ve yönetimin gerekli adımları daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce atması gerektiği Yöndeki düşüncelerimi kamuoyuna sunuyorum. Bugün sayıları 50 bin aşan ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarının temsilcisi olan genel kurulu üyelerimizi Fenerbahçe'nin büyük hedeflerine uygun olarak ve anlık başarılara odaklanmadan mevcut yönetimin icraatları hususunda bir muhasebe yapmaya kulübümüze ve kulübümüzün geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Efsane Başkanı. ben ekledim. Duydunuz Bazen Hazreti Yıldırım'ın sesini duyar gibi de oldunuz. Herkesin aklına aynı soru geldi. Acaba Aziz Yıldırım başkan adayı mı olacak? Aziz Yıldırım'dan açıklama başkan adayı olmayacağım. Şimdi <laughs> Ertem Şener'in Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa Aziz Yıldırım aday olacak açıklama sonrasında Aziz Yıldırım diyor ki Ertem Şener isimli şahıs Twitter'dan Twitter'dan bacak bacak üstüne atıp Twitter'dan Özel notuyla Fenerbahçe olan üstü genel kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştı. Bugün yaptığım de, bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamam mevcut Fenerbahçe başkanı ve yönetiminin kalan bir yılında daha rahat çalışabilmesi ve güven oyu alarak yoluna devam edebilmesi için yaptım. Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe başkanı ve yönetimi Üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir. Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim. Şimdi gelelim işin duyum kısmına. İşin duyum kısmına. Ben bugün sosyal medyada bir haber gördüm. Fenerbahçe ve Galatasaray, Lincoln Henrique ve Leo Dubois takasına hazırlandığı öne sürüldü diye. Bir kere haber doğru değil. Lincoln Henrique iyi bir futbolcu. Ancak, Çevresine alınan futbolcuların dandikliğinden birçok futbolcumuz gereken hak ettiği değeri göremiyor. Mergin Berişa bize geldi. Ya bu nasıl topçu? Böyle topçu mu olur? Bunu kovun. Bunu kim getirdi? Bunu getireni bilmem ne yapalım falan filan diye küfür 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 küfür, küfür hakaret. Hakaret. Ancak yani futbolcu Alman ligine gidiyor. Orada Alman milli takımına seçiliyor. Ki ben geldiği zaman bayram etmiştim. Hatta birçok kişi benden alay etti. Senin futbol bilgine bilmem ne yapayım diye. Şimdi aynı arkadaşlar diyor ki oynuyorum senin futbol bilgin de iyiymiş aslında. Ya benim futbol bilgimin iyi olmasının kötü olmasının bir önemi yok. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe ne durumda? Ya bizden giden yıldız kesiliyor. Bizden giden yıldız kesilmiyor. Bizdeyken yıldızdı ama öyle bir sosyal medya baskısı altındayız ki yerin dibine giriyoruz. İrfan Can bayat mesela kap yapıldı. Satın alındı. Geçen açıklama da yapıldı. Geçtiğimiz Göztepe Ayşe'ye kiraladığı başarılı performansa dikkat çeken İrfan Can Eribağ'da satın alma opsiyonu kullanılmıştır. 2027'ye kadar imzaladığım sözleşme falan filan diyeyim. 500 bin euro futbolcuya kiralama bedeli artı 1.2 milyon euro satın alma bedeli. 1.7 milyon euro. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefi 1.7 milyon eurolar, 3'ler, 5'ler şunlar bunlar değildir. Fenerbahçe'nin hedefi bu değildir. O kadar basit değildir Fenerbahçe'nin hedefi. Fenerbahçe'nin nedefi daha yüksek isimlerdir. Ancak gelin görün ki ee, çok enteresan şeyler. Çok enteresan isimler ortaya atılıyor. Mesela Diego Rossi. Güney Amerika'dan ciddi alıcıları var falan filan diye sosyal medyaya haber pompalıyoruz. Yok. Şu an için yok. Aylar önce e, Flamengo ciddi teklifi vardı. Şimdi yok. Fenerbahçe bir başarısız daha itildi. Fenerbahçe başarısız daha itilirken Ali Koççular ki aylık 50 bin TL alıyorlardır belki Koç Holding bünyesinden. Sadece Ali Koç'u savunmak için. iyi para 50 bin TL. Bana da keşke verseler. Ben de savunurum. Yani 50 bin lirayı versinler ben de savunurum. Gerçi enflasyon farkı tüff ederken herhalde şu an 85-90 bin lira falan olmuştur diye düşünüyorum. Yalnız ben bunu söylerken dalga geçtiğimi zanneden, şaka yaptığımı zanneden arkadaşlar var. Onu da söyleyeyim. Ben haftalar önce size bir duymadım. Yok günler önce özür dilerim. Bir buçuk hafta falan oluyor. Dedim ki Ali Ko Aziz Yıldırıma yakın bazı isimler Aziz Yıldırım'ın aday olmasını istiyor. Ancak o istemiyor. Fakat ortak bir aday belirleyip bunu piyasaya sunabilirler dedim. İş oraya doğru gidiyor. Hocam güven oyu sen oraya gel. Güven oyu yapıldı. Olmadı. Güven oyu vermediler. Ne olacak? Ne olacağını anlatayım arkadaşlar. Güven oyu yapıldı, güven oyu vermediler. Bir kere Fenerbahçe ibraz edilmemiş olacak yeni bir seçime gidilmiş olacak. Olağanüstü genel seçim. Seçime bir yıl kalmışken olağanüstü seçimde kimse başkan adaylığı başkan adayı olmaz hocam. Maddi durum şöyle böyle. Maddi durumu öğrenmişler demek ki. Demek ki o kadar da dandik değilmiş. Bir de bankalar konsorsiyumu ödemesi başlayacak Ağustos'ta. İlk taksit ödenmeye başlanacak. Durum bu. Aziz Yıldırım'ın bütün açıklamalarının altına imzamı atarım. Mührümü vururum damgamı basarım. Hocam iyi de yıldırım giderken 450 milyon euro borç bırakmış. Tepecilerin eline bırakmış kulübü. Ali Koç giderken kimlerin eline bırakacak? Ya arkadaşlar bakın. 450 borç kaldı. 150'sini ödedi 300 kaldı diyelim. TL'ye çevirdi. Ulan yarı yarıya düşmesi gereken borç daha fazla oldu. Buradaki sıkıntı nerede? Fenerol yaptık, Mesutol yaptık, feneryumdan aldık. Kripto para çıktı. YouTube katıl çıktı. Ya bu Fenerbahçe'nin parası nereye gidiyor? Kime harcanıyor? Ben söyleyeyim. Bir sürü av avane var. Bir sürü avane var. Bilmem onu alıyorlar. Spor müdürü. Öbürünü alıyorlar spor şube müdürü. Öbürünü alıyorlar memle müdürü. Kaç kişi ekmek yiyor? Çok sıkıntı içerisindeyiz. Hocam sence güven oyu yapsa %80, %70 ila %80 geçersiz ya da red oyu alır Ali Koç. Çünkü kimse memnun değil. Bugünkü genel kurulda Ali Koç Aziz Yıldırım ve ekibine atıp tutacak arkadaşlar. Kendince bir bilgiler topladı, belgeler topladı. Atıp tutacak. Yine kendini övecek. Ne olur uyanık olun. Yemeyin. Fenerbahçe kalitesi kalibresi. Çok doğru bir cümle. Ferdi var. Arda var. Emre Mor var. İsmail Yüksek var. Bak İrfan Can'ı alıyoruz biz. Ben size bir şey söyleyeyim. 1.7 İrfan Can'a vereceğini 6-7 verip Livakovic alacaksın. 6'yı 7'yi tutacaksın bak. Az oynattığın futbolcu 7'yi tutacaksın. Fenerbahçe kalitesi bu. Ben de farkındayım. Euro arttı, dolar arttı. Farkındayım. Her şeyin farkındayım. Ancak kardeşim, yapman gereken şu. 11 futbolcu alayım, 11'ini de sat, 11'ini de satayım değil. 11 futbolcu alayım, 3'ünü satayım yüksek bedellere. Gelenin amortisi olsun. Bugün Arda'yı 60'a sat. Ferdi'yi 40'a sat, 100. Uyduruyorum. Altay Bayındır'da 20'ye sat, 120. 120'ye dehşetül vahşet takım kurar mısın? Öttürürsün, kralını kurarsın. 120'ye ulan 5 tane 6 tane 120 20'şer milyon euro yani piyasa değeri 40 olan futbolcu 20'ye 20'ye basıp basıp getirsen ha atlatırsın Fenerbahçe'ye. Bugün 20'yi aldığını zaten emin ol en az 3 tanesinde geleceksin. 40'tan 50'den satarsın. Yine kar yine kar. Kar üstünden kar yaparsın. Ama bu da yok. Başarı da yok. Hiçbir şey yok. Sürekli birilerinin kendini övmesi var. İşte Ali Koç olmasaydı bu kulüp batardı. Ali Koç cebinden para verdi. Vermesin. Cebinden para vermesin. Geçtiğimiz günlerde bizim binada bir toplantı yaptık da bizim bina komşusundan biri diyor ki ya diyor biri niye hayrına bir şey alıyor almasın diyor. İşte şu kadar adamız diyor. 40-50 kişiyiz binada diyor. Hayrını almasın arkadaş. Kaç lira yaptı? 5000 lira yaptı. Adam başı 150 lira toplayın alın. Kimse bana hayır yapmak zorunda değil diyor. Ben dilenci değilim diyor. Aynı şekilde ben de Ali Koç'a diyorum ben ben dilenci değilim ben Fenerbahçeliyim. Sen bana hayır yapmak zorunda değilsin. Sen git başkanlığını yap. Sen git adam gibi kadro okur. Sen git şampiyon yapacak kadro okur. Sen git lobicilerle uğraş. Sen git sosyal medyanın arka tarafında güldüğün, eğlendiğin, hahara kiki yaptığın kişilerin verdiği tehdide şantaja karşılık ver. Ali Koç'un düşmanı Aziz Yıldırım. Başka kimse değil. FETÖ METÖ. Canı sıkılıyor FETÖ'yü atıyor ortaya. Canı sıkılıyor Aziz Yıldırım atıyor ortaya. Canı sıkılıyor bilmem bir şey. Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı Ali Koç'tur. Bu kafa yapısıyla. Jesus gideceğini Mayıs'ta söylemiş. Mayıs'ta. 1 Mayıs civarında söylemiş. 16 Haziran, 17 Haziran'dayız. 1,5 ay. Bir buçuk aydır Jesus gidip yerine gelecek teknik direktörü belirleyemeyen kişiye kulüp emanet ediyoruz. Bu kafayla giderse çobanlık bile yaptırmazlar da hakkımızda ayrılırsın. Kanalımıza abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.